Kanun hükmüne kararname mağduru Şafak öğretmen hayatını kaybetti. Enflasyonda korkutan rakam. Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na teklif. Günün haberleri başlıyor. AKP iktidarının cadı avında önce mesleğinden ihraç edilen, ardından tutuklanan genç öğretmen Şafak Demir, tutulduğu cezaevinde aniden beyin kanaması geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Önce beyin ölümünün gerçekleştiği duyurulan iki küçük çocuk annesi genç öğretmenin hayatını kaybettiği açıklandı. Şafak öğretmenin eşi Mehmet Demir'in de Tarsus cezaevinde tutuklu olduğu ve iki küçük çocuklarına akrabalarının baktığı bildirildi. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran insan hakları aktivisti ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, iki çocuk annesi Şafak Demir beyin kanaması geçirmişti. Bugün hakkın rahmetine kavuşmuş. Kanun hükmüne kararnamelilerin çektiği acıların çoğunu yaşadı ve sonunda zalim düzene yenik düştü. Bunları unutmamız mümkün değil, hak mutlaka yerini bulacak sözlerini kullandı. İstanbul Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan 115 hamile çocuk davasının duruşması bir skandala sahne oldu. Davanın sanıklarından başhekim yardımcısı Akif Akça, hakkında açılan bu davanın cemaatin şahsıma düzenlediği bir kumpas olduğunu düşünüyorum sözlerini kullandı. Diğer sanık, sosyal hizmet uzmanı Nazlıcan Dilber de sorumluluğun kendisine ait olmadığını belirterek skandalı ortaya çıkaran İcler Nergiz'in sorumlu olduğunu iddia etti. Siz göreviniz neye gerektiriyorsa onu yapın, fazla bu işlere karışmayın. Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, başhekim yardımcısı ile sosyal hizmet uzmanının yurt dışı çıkış yasağını kaldırdı. İki sanık isterlerse duruşmalara da gelmeyecek. Hastanede hamile çocuklar olduğunu resmi birimlere ihbar eden İcler Nergiz'in ise mahkemeye zorla getirilmesine karar verildi. Ertesi gün, pazartesi günü benim görev yerim toplum ruh sağlığı. Skandalın ortaya çıktığı dönemde Nergiz başka bir hastaneye sürülürken soruşturma dilekçesinde adı geçmesine rağmen hakkında soruşturma izni verilmeyen doktor, soruşturmayı yürüten başhekimin yardımcısı yapılmıştı. 115 çocuğun hamile olarak geldiği tespit edilmiştir. Savcının talebiyle başhekim yardımcıları için İstanbul Valiliğinden soruşturma izni istenmiş ancak valilik talebi reddetmiştir. Daha sonra ihbarı yapan görevli sürgün edilmiştir. Hükümete soruyorum, hastanede yaşanan bu skandalın sorumluları kimlerdir? Sorumlular hakkında başlatılan soruşturma ne aşamadadır? Valinin başhekim yardımcılarının soruşturulmasına izin vermemesinin gerekçesi nedir? İhbarı yapan görevli kişinin görev yerinin değiştirilmesinin gerekçesi nedir? Türkiye üst üste gelen çocuk istismarı ve cinayetleriyle sarsılırken AKP iktidarının bugüne kadar çocuğa, kadına şiddet ve cinsel saldırıyla ilgili araştırma önergelerini firesiz reddetmesi yeniden gündeme geldi. Resmi rakamlara göre son 10 yılda çocuk istismarı vakaları %700 arttı. Adliyelerdeki 4 tecavüz davasından biri çocuklarla ilgili. Çocuk istismarında açılan toplam dava sayısı 40 binin üzerinde. Verilen mahkumiyet kararı ise 13.968. Davalarda ihlal ve saygın tutum indirimleri devam ediyor. Hükümet ise bu acı tabloya rağmen muhalefetin verdiği araştırma önergelerini ısrarla reddetmeyi sürdürüyor. Tamamen ailelerin ve küçüğün de rızasıyla yapılmış işler. Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, tecavüzcülere af getiren düzenlemeyi savunurken, küçüğün rızası diyerek yeni bir skandala imza atmış. Yine dönemin Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu, iktidara yakınlığıyla bilinen Ensar Vakfı'nın yurtlarındaki büyük skandala ilişkin buna bir kere rastlanmış olması, kurumu karalamak için gerekçe olamaz ifadelerini kullanmıştı. Bu bir kere rastlanmış olması, hizmetleriyle ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz. Muharrem İnce, seçimden 8 gün sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Kendisiyle bir yarışın içinde olmak istemediğimi, Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlık teklif ettiğini ve kurultayda kendisini genel başkanlığa aday göstermesini istediğini söyleyen İnce, teklifime hayır derse örgüt kendisi çözer sözlerini kullandı. Olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olacağını, İnce'nin açıklamalarına cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu ise özel bir yemekti, bağlamından koparmak siyasi bir nezaketsizlik dedi. CHP'de seçim sonrası başlayan genel başkanlık tartışmalarının ardından pazartesi toplanması planlanan Merkez Yüksek Kurulu toplantısının perşembe günü yapılacağı açıklandı.
Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. TÜFE aylık bazda %2.61 artış gösterirken yıllık enflasyon %15.39'a yükseldi. Üretici fiyatları da Temmuz 2003'ten beri en yüksek seviyesini gördü ve yıllık bazda %23.71'e sıçradı. 2016'da %8,5 seviyesinde olan enflasyonun 2 yıl içinde neredeyse 2 katına çıkmasını değerlendiren uzmanlar, acil önlem alınmaması durumunda enflasyonun 90'lı yıllardaki gibi büyük bir ekonomik yıkıma neden olabileceğini belirtiyor. İstifa, hükümet, istifa, hükümet.